Borat. Borat yüzeyin yanmasını engelliyor. Yüzey yanma, yanarsa yumuşakma. Yumuşakmadığı için de tutmaz. Bunun geyiği de oluyor. Genelde boşluk olan da oluyor ama genelde tutuyor. Malzeme ne tutuyor? Bu malzeme yine elmas karışım. Elmas yani içinde var. Elmas taneli var yine. Formülü, değişik değişik formülleri var. Yüzeyler olmazsa çatlama yapar, elması ortadan çatlayacak. Bunlar biraz esnemesin sağ ol. Şey yapıyor. Makinenin hızı, gücü, kalınlığıyla alakalı atıyorum 20 metre malzeme kesiyor, 50 metre malzeme kesiyor. Şeyine göre değişiyor. Bir de malzeme elmas kalitesi ne kadar iyiyse o kadar hızlı kesiyor ve dayanıyor. Hepsi formülasyon olduğu için bunların da işte en iyi malzemeyi yapmaya çalışıyorlar. Millet ona göre kalite ona göre değişiyor. Yoksa bir marka kalitesi yok bunların yani. Peki körelme mi oluyor, kırılma mı oluyor? Bunlarda bitme oluyor. Körelme de olmaz, kırılma da. Bu eriyerek biterek. Ha öyle mi? Bu eriyerek keser. Yani kestikçe erir. Elmas üzerindeki elmas tanecikleri dökülür. Dökülen elmas taneciklerin altına yenileri çıkar, yenileri kesmeye devam eder. Bu şekilde eriyerek biter. Testere yakınlaştıkça elmas biter, sonra yenisini değiştirmeye gidiyor. Yani kırılma ve şey olmaz bunlarda. Bitti diyelim, temizlenip yeniden yapılıyor. Yok, bittiği zaman saç çünkü ikinci kaynağı kaldırmıyor. Sadece ince olduğu için tekrar döküp tekrar kaynağı çok kaldırmıyor. O yüzden
burada tekrar yenisini alıyorsun. Saç malzemesi ne? Sacın malzemesi çelik diye geçiyor normalde bunlar. Yurt dışından geliyor bunların çeliği. Hem sertleştiriliyor, su veriliyor, hem de gergi veriliyor. Düz esneme. Esnemesin, düz kessin diyerekten. Hem de gergi veriliyor yani. Taşlanmış herhalde değil mi de? Tabii, hem yüzeyi taşlanıyor, sertlik veriyor, taşlanıyor, artık gergi veriliyor. %30 gümüş, %70 pirinç değil mi? %70 sarı olarak geçer kaynak telindeki şey. Özellikle. Abi sizi kaderi başlıyoruz ya. Yani keyif buna bak. Arada boş veriyoruz. Elmas son tanecik diye ifade ediyor. Son taneciklerden iman edilmiş. Dolayısıyla bir res baskıyla iman edilmiş bunlar. Taneciklerden. Bilenmiş daha sonra. Bunlar da karot. Bunlar da yine aynı şekilde kaynatılmış. Delik dermede kullanılıyor. Beton blokların delinmesinde kullanılıyor. Bakın kaynatılmış hali ve kaynatılmayı bekleyen boşluklar var burada. Binalarda deprem numuneleri alırken kolonlarda bunu kullanırlar. Binada beton delmede yine bu karotları kullanırlar. Sektörde çok kullanılıyor. Bu karot makinesi zaten. Bunlara tekrar monte ediliyor. Daha büyük çaplı karotlar. Yine kaynatılmış daire testereler. Bunlar beton kesmede, asfalt kesmede kullanılıyor. Buradan verdiğin gümüş öbür tarafına geçiyor. Akıyor. İki malzemenin arasını dolduruyor yani. Evet, kaynak yapılmış olan karot.